Mesut'un locada olması ne değiştirir? Ne sonuçlanır? Hocam. Valla oyun teknik açıdan bir şeyi değiştirmez. Tamam mı? Şimdi insanlar şey zannediyor. Teknik direktör sağ kenarında olunca göremiyor. Bağırıyor yok. O var ayrı bir şey. Bağırıyor hani kenardan hocalar. Şöyle şöyle yapıyor hani. Böyle yapıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. Böyle bir şeyler, hareketler yapıyor. Yani millet zannediyor ki teknik direktör orada oyunculara işleri, taktikleri anlatıyor. Oyuncular da şey gibi, hani Karagöz Acıvat vardır ya Ramazan gecelerinde. Şov mu yapıyorlar diyorsun hocam? İplerle arkadan. Yok, kendini kaptırır hoca. İleride kalmış bu oyuncusuna eliyle böyle böyle yapar. Hani geri git, geri git falan filan. Tamam ben mı? Bizim hocayı Sevilla maçında yani, seyrettim. Bağırır, çağırır. Bağırıp çağırmaktan başka öyle pozisyon falan git mit falan yapıyor. Bağırıp çağırıyor sadece. Antrenör, zaten öyle, zaten başka bir şey olmuyor. Maç oynanırken taktik vermek falan filan bunlar hikayedir. Tamam mı? Dolayısıyla ama şu etkilidir mesela kenarda olmasını, öyle bir hocam vardır ki işte senin dediğin gibidir işte, ya da Fatih Terim gibidir mesela, tamamen işin motivasyon odaklı hocalar vardır, biliyor musun? Motivasyon odaklı, bazısı elini bağlar maçı bir CIA ajanı gibi, Aykut Kocaman, o soğukkanlılıkta seyreder, anladın mı? Oyuncu o orada ha durmuştur. Aykut Hoca öyleydi, poker face. Ha durmuş. o tip hocalar ha orada durmuştur, ha tribünde doğmuş. Hatta evinde seyretmiştir. Ya gol sevinci bile yoktu ya. Abi hiçbir şey değişmez futbolcu için. Evinde seyretsin maçı. Hiç maça, skora, oyunculara etki etmez. İşte dediğim tip antrenörler kenarda olursa olumlu katkı sağlar. Kenarda olmazsa eksikliği hisseder. Hissedilir. Motivatör antrenörler. Yani oyuncuları sahada, anladım, anlatabiliyor muyum? Çok net hocam. Dönüp kenara hocasını gördüğünde, hocasının ona bir yumruk sıkışı, anladın mı? Ya kenardan böyle hadi aslanım falan, bir öpücük atışı falan, anladın mı? Böyle bir hamle futbolcunun üstünde büyük bir etki yaratır. Onun için bu tip hocalar kenarda olması çok önemlidir. Ama oyunu sadece taktik yorumlayıp oyuncuya saha içinde hiçbir tepki vermeyen buzdolabı gibi antrenörler tribünde olursa daha da bile faydalı olur. Dediğiniz gibi oyunu daha iyi yukarıdan seyreder, aşağıya talimat gönderir. Anlatabiliyor muyum? O antrenörün yapısıyla ilgili bir şeydir. Arda'yla başlamama ihtimali var mı Cesus'un? %99. İkiniz de ilk 11'e koydunuz ama. Başlamama ihtimali yüksek tabii. Biz koyduk. Başlamama ihtimali. Ya Davo Şüker ne dedi? Duydun mu? Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Emre'yle bile başlayacağından şüpheliyim. Bak ben onu da söyleyeyim. Rossi İrfan Can yapabilir diyorsun. Olabilir kanım. Yani olabilir canım. Ben yani Cesus'un çıkaracağı hiçbir kadro benim için sürpriz değil. Tabii canım. Çıkarabilir. Biz kendi görüşümüzü söyledik. Tabii canım herhalde. Ben Arda'yı, hani Arda'yı sonradan oyuna sokabilir diye düşünüyorum. Bizim Jesus'la ilgili eleştiri diye söylediğimiz şeyler, yani çok ısrarcı oyuncularda. Yani ısrar etmeye başladı. Yani mesela İrfan Can da çok ısrar etti. Çok ısrar etti. Beşiktaş maçında bile başlayabilir. Acaba bu sefer olur mu diye bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela İsmail Yüksel'i değil mi? Burada biz Radyo Gol'de ilan verdik değil mi? Değil mi? Burada emniyete aranıyor dedik. Emniyete seslendik. Allah'tan bizi dinledi. Sağ olsun emniyet görevlileri. İsmail Yüksek'i buldular. Biz oynatmadığı zaman söyledik ama. İsmail Yüksek oynadı, iyi oynadı. Ondan sonra herkes ya bak bu İsmail neredeymiş, bak çıktı falan. Oynamadan söyleyeceksin. Onun için hocanın böyle şeylerine takılabiliyoruz ancak. Onun dışında Allah var. Bana bütün her şeyden bağımsız sorarsan Jorge Jesus benim Türkiye'ye gelen hocalar içerisinde ben en etkili hoca olduğunu düşünüyorum.